Stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Kuzey Kore, kıtalar arası balistik bir füzeyi başarıyla denediğini açıkladı. Kuzey Kore Devlet Televizyonu'ndan yapılan duyuruda füzenin 39 dakika süreyle uçtuğu ve 2800 kilometre yüksekliğe eriştiği bildirildi. Bu denemenin ayrıntılarını aktarmak üzere Mehmet Sümer karşımızda olacak şimdi. Mehmet, sözü sana bırakalım. Özlem, Başkan Donald Trump göreve geldiği günden bu yana en çok üzerinde durduğu konulardan, ülkelerden bir tanesi de Kuzey Kore ve Kuzey Kore'nin özellikle nükleer silah sahibi olan bir ülke olması ve gerçekleştirdiği füze denemeleri. İşte bunlardan bir tanesini dün gerçekleştirdi ki bugün Amerika'nın bağımsızlık günü aynı zamanda. Dolayısıyla 4 Temmuz'da gerçekleştirmiş oldu. Hani bu açıdan da bir mesaj vermeye çalışıyor diye düşünebiliriz Kuzey Kore'yi. Daha önce de füze denemeleri vardı Kuzey Kore'nin. Ancak bu defa gerçek anlamda uzun menzilli bir füze denemesini başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Yaklaşık 1000 kilometre, 933 kilometre kadar bir mesafe kat etmeyi başardı bu füze. Aynı zamanda nükleer başlık taşıyabilecek balistik bir füze, bu kıtalar arası bir füze. Ve bu füze eğer gerçekten fırlatılmış olsaydı, Amerika'ya doğru, Amerika'yı hedef alacak şekilde fırlatılmış olsaydı, uzmanlar füzenin Alaska'ya kadar ulaşmasının mümkün olacağını söylüyorlar. Bu füze denemesi aynı zamanda Kuzey Kore'nin nükleer programında ve füze çalışmalarında, balistik füze programlarında gerçekten önemli bir kilometre taşı oldu. Uzmanlar bu yorumu yapıyorlar. Füze denemesinin başarılı olması da ciddi anlamda bir önem arz ediyor. İşte tam da bu noktada Başkan Donald Trump dün akşam Twitter'dan bir mesaj yayınladı ve şunu söyledi. Hani bu adamın, Kuzey Kore liderini kastederek, bu adamın yapacak başka işi yok mu ifadesini kullandı ve aynı zamanda Güney Kore ve Japonya'nın da artık buna daha fazla dayanamayacağını, bu yapılan denemelere dayanmak istemeyeceğini söyledi. Çin'e bir taraftan baskı yapıyor. Aslında hafta sonu pazar akşamı Çin lideriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ama tabii Çin lideri hatırlanacak olursa buraya geldiğinde, Xi Jinping Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde, iki lider çok sıcak bir görüşme gerçekleştirmişlerdi. Hatta Mar-a-Lago'da hafta sonu Florida'da ağırlamıştı. Ama şu anda yapılan yorumlar iki lider arasında, yani Trump'la Çin lideri arasındaki balayı sona erdi yorumları yapılıyor. Çünkü Trump Çin'in Kuzey Kore'ye yeterince baskı uygulamadığını düşünüyor. Öte taraftan Amerika'nın Çin'e uygulamakta olduğu, uygulamayı planladığı, aynı zamanda yeni yaptırımlar getirmeyi planladığı bazı ticari anlaşmalar durumu söz konusu. Dolayısıyla iki ülke arasındaki o ilk başta esen ılık rüzgarların şu anda sert rüzgarlara dönmesi mümkün yorumları yapılıyor. Ve bunun da birinci nedeni, ama her şeyden önce, yani o ticari ambargolardan falan önce, Kuzey Kore konusu. Amerikan yönetimi, özellikle Başkan Donald Trump, Çin'in Kuzey Kore konusunda yeterince önlem almadığını düşünüyor. Ve Amerika bundan sonra kendisi önlem alacak Kuzey Kore'ye karşı, ama neler yapacak bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak söylediğim gibi her aşamada, her noktada Başkan Donald Trump'ın üzerinde ısrarla durduğu bir nokta Kuzey Kore konusu. Dolayısıyla bundan sonra, özellikle bu son başarılı füze denemesinden sonra, Amerika'dan önümüzdeki günlerde Kuzey Kore'ye karşı çok daha sert adımlar bekliyoruz. Mehmet, sözü Donald Trump'la başladın. Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilk kez yüz yüze görüşmeye hazırlanıyor. 7 Temmuz'daki bu görüşmeye dair beklentileri aktarmak üzere sözü bir kez daha sana bırakalım. Açıkçası çok bir detay yok. Sadece Rus haber ajansının verdiği iki lider baş başa görüşecekler detayı var. Ama bu görüşme nasıl gerçekleşecek? Örneğin kameraların karşısında, hani ikili görüşme denince, çünkü kameraların karşısına geçer liderler, el sıkışırlar, poz verirler. Bazen bir ya da iki soru alırlar, ardından da ikili görüşmeye geçerler ya da ikili görüşmenin sonunda kamera karşısına geçerler. Hiçbir program açıklanmadı. Yani görüşme nerede olacak, ne şekilde olacak? Sadece söylenen şu: İki lider baş başa oturacaklar bir masanın karşısına ve görüşme yapacaklar. Bilinen tek şey şu aşamada bu. Yani bir ayaküstü görüşme olmayacak G20 liderler zirvesinde. Planlı bir görüşme yapacak Rusya lideri Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Tabii çok önemli, özellikle Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği, Rus bilgisayar korsanlarının sürekli olarak Amerika'ya yönelik saldırılar düzenlediği, özellikle seçim aşamasında Demokrat Parti'nin bilgisayarlarına saldırılar düzenlediği ve CIA'in bu saldırıların doğrudan Putin tarafından organize edildiği bilgisi sunulmuştu Başkan Obama'ya da. Tüm bu süreçten sonra, Başkan Donald Trump seçildikten sonra ilk kez iki lider bir araya gelecek. Dediğim gibi henüz açıklanmış bir detay yok, ama tüm dünyanın dikkatle takip edeceği bir görüşme olacak bu.
Mehmet Sümer Washington gündemine dair ayrıntıları aktardı. Teşekkürler Mehmet. Amerikalılar her yıl 4 Temmuz'da ABD'nin doğum gününü kutluyor. Bugün ulusal tatil, yani birçok kişi işe gitmiyor. Her yerde halka açık kutlama etkinlikleri yapılıyor ve gece gökyüzü havai fişeklerle aydınlanıyor. Başkent Washington'un merkezinde Amerikalılara bugünün önemine dair duygularını ve nasıl kutlamayı planladıklarını sorduk. Bu alanın büyük bir kısmı Amerika'nın doğum günü konseri nedeniyle kordon altına alınacak. Ancak esas şov gökyüzünde olacak. Havai fişek. Havai fişekler Amerikalılara 240 yıl önce İngiltere'ye verdiği bağımsızlık savaşını hatırlatıyor. Ancak Başkan Donald Trump'ın yönetimi göreve başlayalı daha 6 ayını doldurmadan birçok Amerikalının zihninde siyasi sorunlar ve bölünmeler mevcut. Başkan çok kaba bir karaktere sahip ve iki parti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında şu anda bir barış ortamı yok. Trump kapalı kapılar ardında yeterli şeyler yapıyor ve işleri bir araya getiriyor. Bence daha fazla sayıda kişi olumlu şeylerin olduğunu görmeye başlıyor. Ümit ederim ki birkaç yıl içinde tüm ulus birliktelik sergilemeye başlar. İki tarafta mücadele ortaya koyuyor ve işler çoğu Amerikalılar için iyi gidiyor. Bağımsızlık günü Amerikan rüyasının bir kutlaması. Özgür ülkenin ilkelerinin hala geçerliliğini koruduğuna inanıyorum. Hayalini kurduğunuz ve uğruna çaba gösterdiğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Bu ülkeyi çok özel kılan bu. Bence bu ülke harika, gerçek anlamda barışçıl ve insanlar hayatlarının keyfini çıkarıyor. Ülke genelindeki anketlere baktığınızda insanlar ülkenin iyiye gitmediğini düşünüyor ama dünyanın diğer kesimlerinde yaşananlarla karşılaştırdıkları zaman ülkenin iyi durumda olduğunu anlayacaklar. Nihayetinde Amerika'nın doğum günü ulusal tatil. 4 Temmuz'da çalışmıyorum. O açıdan benim için mutlu bir doğum günü, dinlendiğim bir tatil günü. Amerika hakkında çok şey bilmiyorum. Tüm bildiğim burada mutlu oldum. Harika yemekler, harika bir yer. Havai fişek gösterisini çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada 4 Temmuz bir açık hava partisi, geçit töreni, bandolar ve tabii ki havai fişekler. Serhan Akifak, Yıldız Amerika'nın Sesi, Washington. Ayrılma kararı alalı tam bir yıl oldu. Uzmanlara göre ülkede 12 aydır hakim olan siyasi kargaşa yüzünden İngiliz toplumu Amerikan toplumuna benzemeye başladı. Geleneksel parti siyaseti bir yana bırakılıyor, inanılan değerler siyasi kutuplaşmaları belirliyor. Avrupa Birliği ile tamam mı, devam mı? Oy pusulasının üzerindeki soru kolay olsa da geçen yılki referandum çok zor bir sürecin kapılarını açtı. One of the best predictors of how you voted in the referendum. Referandumda ne yönde oy kullanıldığının en iyi göstergelerinden biri inandığınız değerlerdi. Sosyal liberal misiniz yoksa sosyal muhafazakar mı? Ölüm cezasına inanıp inanmadığınız da göstergelerden biriydi. Bu çok Amerikan vari. Değerler bugüne kadar siyasetimize yön vermezdi. İngiltere'de son genel seçimlerde siyasetteki yeni yapılanmayı ortaya koydu. Tarihi Canterbury kenti 1918'den bu yana iktidardaki muhafazakar partinin kalesiydi. Ama bu seçimde kent halkı İşçi Partisi'ne oy verdi. Bunun en büyük nedeni Brexit'in intikamını almaktı. Brexit burada önemli rol oynadı. Bence ABD'de kalmak isteyen genç seçmenler, ülkenin geri kalanının ayrılmak için oy kullandığını görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Brexit, 2016'da Amerika'da Donald Trump'ı başkanlığa taşıyan halkçı bir hareketin parçasıydı. Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May erken seçim çağrısı yaparak bu hareketi yanlış yorumladı. Partiler İngiliz halkının nasıl oy kullandığını, ne hissettiğini anlayarak aynı hizaya gelmeye çalışıyor. Daha mı değerlere bağlı bir siyaset sistemine yol alıyoruz? Evet, bir noktaya kadar tıpkı Amerika'da olduğu gibi ve bunu farklı derecelerde tüm demokratik ülkelerde görüyoruz. Geleneksel siyasi partilere olan sadakat kırılsa da Muhafazakar Parti'ye ve İşçi Partisi'ne destek %82 ile 1970'ten bu yana en yüksek orana ulaştı. Son seçimlerde Fransa'nın iki geleneksel partisi Cumhuriyetçiler ve Sosyalistler de merkez siyasetin yeni ismi Emmanuel Macron tarafından yenilgiye uğratıldı. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington.
Manchester ve Londra'daki son terör saldırılarına rağmen Amerika'da kongre üyeleri batıda artan aşırılık yanlısı tehditlerle mücadelede Avrupa'dan alınan dersleri inceliyor. Terörle mücadeleye Avrupa'nın yaklaşımı kongrede en çok tartışılan konulardan biri. Tehdit sürekli ve durmadan artıyor. Başkan Donald Trump'ın seyahat yasağının Anayasa Mahkemesi'nde Ekim'de karara bağlanacak olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Kongre üyelerinin gündemi sınır güvenliği. Terörle mücadele yetkilileri birçok sorunun dengelenmesi gerektiğini söylüyor. Sınır güvenliğinden çok istihbarata, kolluk kuvvetlerinin soruşturmalarına ve askeri operasyonlara ağırlık verildiğini görmeyi tercih ederim. Avrupa büyüyen tehdide karşı mücadelesini sürdürürken alınan dersler Amerika topraklarında yabancı savaşçılardan endişelenen kongre üyeleri için de yol gösterici. Avrupa, Amerika'da da yapılması gereken neyi doğru yapıyor? Avrupa saldırıları önlemek için daha fazla kaynak ve zaman ayırıyor. Kişilerin radikalleşmesinin önüne geçmek için erken safhalarda teşhis sağlayan projeler üretiyor. Amerika'nın Avrupa'dan öğrenebileceği bir diğer noktada toplumlara erişmek için doğru yaklaşımlar benimsemek. Avrupalı ortaklarımız bu şekilde birebir müdahaleler geliştirdi. Kişilerin sayısı değil, hikayeleri önemli olan. Bir çocuğa yanlış tarafa geçmeden nasıl ulaşacağımız önemli. Artık tehditlerin hafife alınmadığı ortada. Paris saldırıları Batı dünyası için bir katalizör görevi gördü. IŞİD ise sınır tanımayan yeni sosyal medya stratejileriyle duruma uyum sağlıyor. IŞİD sistemli bir şekilde sanal girişimci olarak adlandırdığımız kişileri istihdam ederek sosyal medya üzerinden Batılılara ulaşıyor. Bu kişiler İngilizce konuşan 6-8 kişi ve Rakka'dan Amerikalılar ve Avrupalılara erişebiliyorlar. Amerikalı siyasetçiler Avrupa'nın adımlarını takip edip etmemeleri gerektiği konusunda kararsız. Bizdeki yabancı teröristler saflarına insan katmak, para bulmak, propaganda yapmak ve diğer teröristlere nasıl bomba yapılacağını öğretmek için Amerikan şirketlerini kullanıyor. Avrupalılarsa sosyal medyada hüküm sürmeye çalışıyor. Ancak Amerika'da böyle bir adım seyahat yasağında olduğu gibi özgürlük ve güvenliğin maliyetiyle ilgili tartışmaları ateşleyebilir. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Suudi Arabistan'ın liderliğini yaptığı bazı ülkelerin Katar ambargosu devam ediyor. Washington'daki diplomatik hareketliliğe rağmen konuyla ilgili herhangi bir gelişme yok. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistanlı yetkililere krizi sona erdirmek için müzakere çağrısı yaptı. Suudi Arabistan öne sürülen koşulların müzakere edilemeyeceğini belirtiyor. Katar da müzakere edilebileceğini ancak bağımsızlığından ödün vermeyeceğini kaydediyor. Körfez ülkelerinden üst düzey yetkililer ayrı ayrı Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la bölgesel krizi çözmek için görüştü. Ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Katar Dışişleri Bakanı cevabını Washington'daki Arap merkezinde verdi. Katar'ın yanıtı ölçülü ve net. Komşularımızla müzakere etmek istiyoruz ancak ulusal bağımsızlığımızdan taviz vermeyeceğiz. Dışişleri Bakanı Tillerson'ın kendisi de ambargo uygulayan ülkelerin taleplerinin karşılanmasının zor olduğunu söyledi. Uzmanlar Tillerson'ın Amerika'nın Katar'daki çıkarlarını çok iyi bildiğini kaydediyor. Örneğin Amerika'nın çıkarları bu bölge için askeri komutanlık merkezini içeriyor. Merkezi Kuvvetler Komutanlığı Katar'da 11 bin asker var. O bölgedeki en büyük askeri tesisimiz orada ve Katar bize geniş özgürlük alanı sağlıyor. Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın yardım etmek için hazır olduğunu belirtiyor ancak sabır tavsiye ediyor. Herkes bunu anlıyor, bu çözülmeli. Ne zaman çözülür? Zamanı konusunda emin değiliz. Katar petrol ve doğalgaz açısından zengin bir ülke. Ancak 2 milyon 700 bin kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için ithalat yapması gerekiyor. Türkiye ve İran bu açığı kapatmak için yardım ediyor. Dünyadaki en zengin ülkelerden birine insani yardım sağlıyor. 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve diğer bazı ülkeler Katar'la diplomatik ilişkileri kesmiş, Katar'a kara, hava ve denizden abluka uygulamaya başlamıştı. Bu ülkeler Doha'ya 13 maddelik bir istek listesi de sunmuştu. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.
Amerikalı yetkililer Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in kontrolündeki Rakka'yı tamamen kuşattığını açıkladı. Militanların bütün çıkış yolları kapatılmış durumda. Amerika Dışişleri Bakanlığı, Rakka'nın kurtarılmasının ardından yerel toplumdan onay almış bir hükümet seçilebileceğini bildirdi. Kürt ve Arap güçler Rakka'ya yaklaştıkça tünellerle karşılaşıyorlar. Ama onlar kentin çevresinin tamamen kontrolleri altında olduğunu ve militanların kaçacak yeri kalmadığını belirtiyor. Rakka'nın batısındayız ve işler iyi gidiyor. Kontrol bizde. Savaşçıların morali yüksek ve Allah'a şükür işler iyi. Ve komutanlarımız ilerleme sağlıyor. Birçok alan şimdi bizim kontrolümüz altında. Amerika, Rakka'nın kurtarılmasından sonra yerel yetkililerin güvenlik ve yönetimi ele almasının kritik önemde olduğunu belirtiyor. Bu mücadele olumlu bir yönde gidiyor. Bundan memnunuz, fakat bu iş bitince düzeni sağlamak çok kolay olmayacak. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da Rakka'yı almak istediği yönünde endişeler var. Umarız olmaz. Amerika bu bölgelere istikrar getirmek ve Suriye halkının evlerine dönmesini sağlamak istiyor. İster Suriye, ister Irak'ta, Musul'da olsun, evlerinden olanları toplumlarına geri döndürmek istiyoruz. Esad'ın halkın önemli bir bölümünün kendisine karşı olduğu bölgeleri alması işleri zorlaştırabilir. Amerika liderliğindeki güçlerin sözcüsü, Rakka'nın kurtarılmasından sonra aynı güçlerin IŞİD'le başka alanlarda çatışmaya devam edeceğini söyledi. Suriye güçleri de bu durumu tamamlıyor. Eğer Fırat Havzası'nın ortasına doğru inmemiz gerekirse rejim ya da biz farklı yöne gitmek zorundayız. Farklı bir rota ya da çatışma ihtimalini azaltmak için Ruslarla çalışmalıyız. Türkiye ise bu denklemde bir başka sorun olarak nitelendiriliyor. Ankara, Amerika'nın Kürt güçlere desteğine şiddetle karşı çıkıyor. Amerika, Türkiye-Suriye sınırına, Türkiye'nin Kürt mevzilerine hava operasyonları düzenlemesini caydırmak için asker konuşlandırmış durumda. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikan ekonomisi 2017'nin ilk 3 ayında hedefin altında kalsa da tahminlerin üzerinde büyüdü. Ticaret Bakanlığı, gayri safi milli hasılanın Ocak-Mart arasında %1,4 büyüdüğünü açıkladı. Büyüme çok canlı olmasa da birçok ekonomi uzmanı ikinci çeyrekte toparlanma olacağını söylüyor. Küresel ekonomik büyüme de son 6 yılın en iyi düzeyinde. Amerika ekonomisi 2017'nin ilk çeyreğinde dikkat çekici olmasa da istikrarlı şekilde büyüdü. Küresel iş analizi uzmanı Neriman Behraveş'e göre bunun nedeni beklenenden daha iyi gerçekleşen tüketici harcamaları ve ticari harcamalar. İyi haber, geride bıraktığımız ikinci çeyrekte daha güçlü bir büyüme göreceğimizden eminim. Ekonomi daha güçlü olacak, evet, ama Donald Trump'ın kampanya sözü olan %3'ün üzerinde büyümeye ulaşılması zor. Maliye Bakanı Steve Mnuchin de bu yıl ya da gelecek yıl bunun olmayacağını söylese de umutlu. Bizim gelecek 10 yıl için öngördüğümüz %2,9. Bence bu fazlasıyla temkinli. Bence %3 ve üzerine ulaşmak da mümkün. Başkan da ben de daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz. Ancak birçok ekonomi uzmanı bir teşvik yasası ya da vergi reform paketi kongreden geçmediği sürece bu tahminlerin gerçekleşmeyeceği görüşünde. Birçok faktör etkili. Bunlardan biri Rusya soruşturması, diğeri kongrede cumhuriyetçiler arasındaki bölünmüşlük ve demokratların her şeye karşı çıkması. Bu nedenle kongreden bir sonuç almak da zor. Amerikan siyasetinde rüzgar tersten esse de küresel ekonomi son 6 yılın en güçlü seviyesinde. 2013'te %2,6 olan büyüme bu yıl %3 olarak tahmin ediliyor. Avrupa büyüme ivmesinde. Tahminlerde her revizyon Avrupa ve Euro bölgesinde beklentiyi artırıyor. Brezilya ve Rusya gibi gelişmekte olan büyük pazarlarda durgunluktan çıkıyor. Ekonomist Behraveş, İngiltere için Avrupa'nın geri kalanı kadar iyi tahminler yapılmadığına da dikkat çekiyor. Bunun nedeni ülkedeki son seçimlerle iktidar partisinin Brexit'i müzakere etmesinin zorlaşması.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin içinde Behraveş, büyümenin geçmiş yıllardaki gibi çift haneli olmasa da devam edeceğini öngörüyor. Zira ülkenin borçları artarken Pekin yönetimi de bankacılık denetlemeleriyle düzenlemelerini sıkılaştırıyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Geçen hafta Amerikan piyasaları Merkez Bankası'nın çeyrek puanlık faiz artırma kararı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeni sağlık yasasının onaylanması haberlerinin etkisinde seyretti. Bu iki önemli konunun Türkiye ve gelişmekte olan piyasalar olan etkisini konuşmak için Aslı Pelit New York stüdyolarımızda portföy yöneticisi Altan Ergün'le buluştu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi bugün stüdyomuza davet ettik çünkü Amerikan piyasalarında birçok önemli gelişme söz konusu. İsterseniz ABD Merkez Bankası'nın faiz yükseliş kararı vardı. Geçen hafta belli oldu. Bu faiz kararının etkilerini biz Amerika içinde konuştuk. Peki bu faiz arttırma kararının gelişmekte olan piyasalar, Türkiye olsun, Brezilya olsun, Rusya olsun, bu piyasalar için etkilerini, tabii daha çok Türkiye'yi düşünerek konuşursak neler olabilir? Faiz arttırma kararı ve tabii faiz arttırma beklentilerini bir arada düşünmemiz gerekiyor. Bununla beraber Federal Reserve'ün yapmayı planladığı diğer bir olay kendi bilançolarını küçültmesi demek. Bu da likiditenin piyasalarda azalacağı, dolar faizlerinin artacağı anlamına geliyor. Son 10-15 yılın en yüksek dolar seviyesinde olduğumuzu düşündüğümüz zaman dolar faizlerinin artacağını ve likiditenin azalacağını düşündüğümüzde Amerika'ya olan yatırımların artacağı ve emerging marketların yani gelişmekte olan piyasaların daha fazla sıkıntıda olacağını düşünmekteyiz. Bu da tabii Türkiye için de geçerli olacak bir şey. Yani yatırımcılar daha garanti olan Amerika piyasalarına dönecekler, öyle mi? Evet. Başkan Trump'ın göreve gelmesinden itibaren piyasalarda bir hareketlilik söz konusu, yükseliş trendi gözlemleniyor. Bunun sebepleri acaba gerçekten Başkan Trump'ın seçim kampanyası sırasında önerdiği, daha doğrusu söz verdiği, mesela banka sektörüne olan regülasyonun kaldırılması var ki bugün yarın bunun sonuçlarını göreceğiz. Bunların etkisinde mi gelişiyor piyasalar, yoksa diğer başka dış etkenler de söz konusu mu Amerika'da piyasaların bu kadar yükselişte olması? Birinci sebebi Trump'ın öngördüğü ya da yapmak istediği 3-4 tane ana temelde ekonomik plan var. Bunlardan birincisi regülasyonların azaltılması, ikincisi büyük holdinglerin, corporation'ların vergilerinin düşürülmesi, dışarıda olan nakitlerin tekrar Amerika'ya çekilebilmesi için ufak bir miktar vergi ödeyerek o paranın buraya gelmesi, bununla beraber şirketlerin bu nakitleri yatırım yapmak veya kendi hisselerini satın almak veya dividend yield, temettülerini ödedikleri dividendleri arttırmak için kullanacağını düşünüyor piyasalar. Diğeri de altyapıya yatırım yapmak için büyük bir harcama, fiscal expansion, Amerikan bütçesini kullanarak böyle bir harcama paketiyle geleceğini ve bunun ekonomiyi hızlı bir şekilde büyümesini sağlayacağını düşünüyorlardı. GDP beklentilerinin artacağı kanaati oluştu. Bununla beraber uzun vadeli bono faizleri, yield curve'de arttılar ve ilk önce banka hisseleri artmaya başladı. Ama şu anda mesela uzun vadeli bonolar 7 yıl ayın en düşük seviyesinde. Bunun sebeplerinden biri de ekonomik büyümenin hızlanmadığı ve söylediklerinin çoğunda belki de gerçekleştirilmeyeceği kanaati var. Regülasyonların da tabii kolay olarak kaldırılacağı kanaatinde değilim. Oluşacağı belirsizlik ortamı da ayrı bir zorluk çıkartacağını düşünmekteyim ben. O bakımdan wait and see, yani bekleyip görmek zorundayız. Ama tedbirli ve riski hem portfolyolardan hem de genel bakımda almakta fayda olduğunu düşünmekteyiz. Peki bu stres testlerine ve banka regülasyonlarına, bu regülasyonlar 2008'deki krizden sonra getirilmişti ve bankaların belirli bir miktarı korumaları gerekiyor hesaplarında ki herhangi bir krize karşı tekrar iflas etmeye doğru gitmesinler, değil mi? Bunu biraz anlatabilir misiniz bize? Bu nasıl kaldırılacak ya da kaldırılırsa mesela bu regülasyonlar? Tabii bu stres testinin amacı değişik şok ortamları yaşandığında kapitalizasyon, yani tier 1, tier 1, tier 2, tier 3 kapitalizasyonlarını belli seviyede tutmaları ve likidite ratio'larını, oranlarını belli seviyede tutmalarına yönelik değişik koşullarda simülasyonlarla o testleri geçmiş olmaları gerekiyor ki Federal Reserve hem state, eyalet civarında olan hem de büyük nationwide ülke genelinde olan bankaların hepsini test edip etmeyenlerin de
kapital artmalarını zorunlu hale getirmişti. Trump'ın bu stres testlerine doğru regülasyonları azaltma çabasına gireceğini ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü bu çok önemli bir gelişme. Ama Dodd-Frank dediğimiz para yönetenlerin, mortgage satanların, para verirken due diligence yapanlarla ilgili olan kısımda azaltmalara gideceğini ve bankaların ve finans dünyasının daha hızlı, daha kolay iş yapabilecek hale getirmeye yönelik regülasyonları azaltacağını düşünüyoruz. Fed'in faiz arttırması bankalara biraz da olsa banka hisselerine yaradığını gördük. Çünkü kredi kartları olsun, demin de söylediğim gibi ipotekler olsun, net faizler oranları artacak. Evet. Yani ekonomimiz bir şekilde büyürse hem de yapacakları net faiz oranları artarsa düşündüğünüz zaman sermaye oranlarında dışarıya verdikleri ve rollover ettikleri borç miktarlarından yapacakları paranın miktarı da artacak. Bu şekilde kazançların oranı da artmaya devam edecek. Piyasalarda son bir sorumuz daha var. O da sağlık sektörüyle ilgili. Geçtiğimiz hafta boyunca Obamacare'in ortadan kaldırılma olabilirliği söz konusuydu ve bu yüzden de sağlık sektörünün hastaneler olsun, sigorta şirketleri olsun hisselerinin yükseldiğini gördük. Eğer böyle bir durum olursa bu yükseliş trendi devam edecek mi? Evet, devam edecek. Şu anda sağlık sektörünün, yani Obamacare'in kaldırılmasıyla beraber sağlık sektöründeki artışın, insurance, sigorta şirketlerindeki artışın devam edeceği kanaatindeyiz. Ama bundan daha önemlisi makro düzeyde ülkenin bulunduğu durum. Trump'ın söylediği ekonomik planların büyümeye getirip getiremeyeceği birinci derecede önemli olan. Eğer getiremezse uzun vadeli bonolara da baktığımız zaman yield curve invert tersine dönmeye başlarsa resesyon beklentileri düşünmek zorunda kalabiliriz. Ama onun dışında Avrupa'daki büyümeye düşündüğümüzde daha iyiye gidiyor. European Central Bank de bu beklentileri açıkladı. Çin gayet iyi durumda. Rusya ve Brezilya'daki negatif büyüme de trendini bozup belki pozitife doğru gidecek. O bakımdan Trump'ın söylediklerini yerine getirebilmesi makro düzeyde bizim ve Federal Reserve'ün beklentilerini ve alacakları pozisyonu açıklığa getirecek. Çünkü zaten Federal Reserve minitleri ve daha sonra açıklamaları yaptığında ana teması Trump'ın ve hükümetin fiscal expansion, yani bütçelerden harcayacağı altyapıya yatırımlarla büyümeyi artırabileceğini düşündüğü için böyle pozisyonlar alıyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Bir Stüdyo Washington yayını daha burada sona eriyor. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşça kalın.